Yeni bir televizyon var, Mustafa'nın başında olduğu, Balbay'ın başında olduğu. Genel yayın yönetmeni de Serdar Akiner. Görüntüleri veremiyoruz çünkü teliften dolayı, ama Serdar'la ben çalıştım. Serdar Sky Türk Televizyonu'nda genel yayın yönetmeniydi. İyi bir televizyoncudur. İyi de iyi kalplidir. Dün TV100 ve Halk TV ile ilgili elindeki bilgileri ortaya koydu ve Türkiye'deki şu anda muhalif gibi görünen, serpilen iki kanalın, bir tanesinin TV100, bir tanesinde Halk TV'nin finansman kaynağı vesaireyle ilgili uzun uzun laflar söyledi. Şimdi ben de kendi payıma düşeni söyleyeyim. TV100'ün neler yaptığını bilemiyorum. Çünkü TV100'de çok önemli gazeteciler transfer ettiler. Bu önemli gazetecilerin dolayısıyla Uğur Dündar en büyük transfer, Ece Öner, Habertürk'ün en önemli ismi, Barış Arkadaş var, Gürkan Acır var. Öteden beri orayı taşıdılar. Az buz isimler değil. İşte Pınar, bizim arkadaşımız, Beyaz TV'den geçti. Daha liberal bir şey olsun diye. Pınar'la ben Cem TV'de çalışmıştım. İyi bir televizyoncu. Eğer yanılmıyorsam şeyle falan, Okan Bayülgen'le falan da programlar yaptılar. Neyse, yani Ertuğrul Özkök, Cengiz Semercioğlu, bir merkez medya arayışı ve bir merkez medya oluşumu vardı. Ben sermayesi falan bilmiyorum, ama dün Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 saatlik röportajı, orası, hani Feride merhaba, orası 3 saatlik röportajı ancak Uğur Dündar alabilirdi. Çünkü Tunca Özkan Uğur Dündar'ı hiç sevmez. Uğur Dündar'la Tunca Özkan arası ta Kanal D'den beri kötüdür. Ama sonra Tunca Özkan içeri girince, çünkü Tunca Özkan Uğur Dündar'a kazık atmıştı, Uğur Dündar onu affetti. Çünkü içeri girdi diye. Ama 3 saatlik röportajı Uğur Dündar'a verdireceksin falan, Uğur Dündar adıdır. Dolayısıyla TV100 başka türlü alamazdı. Şimdi ben buradan bakıp da üzerine bu gelince ilginç bir tablo olduğunu burada söyleyeyim. Dün yine Serdar Akinan diyor ki KRT ile Tele1'in ne olduğunu biliyoruz ama Halk TV farklı diyor. Orada şunu söyleyeyim. KRT Tunca Özkan'ın televizyonu. Tunca Özkan'da para bol. Onu söyleyeyim. Üstelik de bu kadar parası bol olduğu için orada tek adam şeklinde gelecekteki CHP Genel Başkanlığı'nın ya da Tunç da benim tanıdığım bir insan. Tunç Soyer'in yerine İzmir Belediye Başkanı olmak istiyor. İki amacı var. Onun için kullanacak KRT'yi, Kılıçdaroğlu sonrası için. Tele1 Merdan Yanardağ'ın, benim bildiğim kadarıyla imeceyle kurulmuş bir kanalı. Halk TV ile ilgili Serdar Akın'ın iddiaları benim için şöyle ilginç. Ben Cafer Mahiroğlu'nu Dostlar kitabımda yazdım, bendeki karşılığını. Benim Dostlar kitabımı okuyanlar, orada Cafer Mahiroğlu diye söz ettiğim şey şu anda Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu'dur. Orada neden dostluğumuz olduğunu, nasıl bir dostluğumuz olduğunu yazdım. Hani şöyle düşünün, bir solcunun, örnek doğru olmayabilir ama, bir solcunun bir ülkücüyle yan yana düşüp cezaevinde ortaklık etmesi gibi. Bazen hayatımda tek zengin tanıdığım, tek patron Cafer Maheroğlu'dur. Tatlı adamdır, ikili ilişkilerde de çok iyi adamdır. Ama çalışma hayatında hiç onunla olmadım çünkü kanalı alır almaz kovuldu. Ben Cafer'le Cem TV'de danışmanlık yaparken tanıştım. Daha sonra Londra'ya bir kere gitmiştim. İkinci Londra'ya girişimde o davet etti. Sonra ailecek görüştük. Birbirimizin evlerine gittik, geldik. Çocuklarımızı bildik falan. Ailesini tanırım, abilerini severim. İyi insanlar. Ama ben Cafer'in şu anki yaptığı yatırımının boyutlarını hayal bile edemezdim. Serdar Akın onu söylüyor. Cafer'in şu anda yaptığı yatırım Kanal D yatırımından daha büyük. İddialar demeyelim Ali, benim bir iddiam yok çünkü Cafer hakkında. Ben bildiğimi söylerim, bilmediğimi söylemem. Cafer hakkında bir iddiam yok. Yani Serdar Akın'ın da aslında sadece soruları var. Ancak Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne içerisinde nasıl bir yer oluşturduğunu ve aslında defalarca Kılıçdaroğlu'na kumpas kurduğunu, şimdi daha ileri götürüyorum. Abdullah Gül'ün adamları orada. Abdullah Gül'ün adamları orada, üst düzeyde. Liberaller orada, yetmez ama evetçiler orada. Bunların hepsi üst düzeyde. 3-4 tane de iyi gazeteci var. Tabii oradaki bazı arkadaşlarımla, benimle geçmiş olan arkadaşlarıma, çok ilkeli görünen arkadaşlarımızın, emekçiler bu kadar sömürülürken sınıfsal meselelerde atıp tutup da kulaklarını tıkamalarını da anlamış değilim. Onu da söyleyeyim. Yani ekran için
gözlerini kapamak tuhaf. Serdar Akinan da diyor ki orada işte Ankara temsilcisi olan arkadaşımızın geçen günkü metinlerine bakın diyor. Özlem Akarsu Çelik'in. Çok önemli. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu süreçte ilginç bir tablo olacak. İktidar kendi adamlarını kullanacak. İktidar kendi gazetecilerini kullanacak. Hepimizin üzerine çullanacak. Göreceksiniz. Özellikle seçim sürecinde Haber Global'den tutun CNN'ine, NTV'sine, zaten diğer küçükler de TRT, bunlar büyük. Bunları kullanacaklar. Demirören medyasını kullanacaklar. Kanal D'yi kullanacaklar. Dolayısıyla bir Habertürk'ü bilemiyorum. O biraz daha dengede gidiyor Habertürk. Bu arada bu hafta Cumartesi günü saat 20'de sağ olsun Kürşat'la Serap beni çağırdı. Habertürk'te olacağım. Uzun zaman sonra ilk defa ekrana çıkacağım. Ali, duyuyor musun? Uzun zaman sonra ekrana çıkacağım. Onu da söylemiş oldum. Ali neredesin Allah aşkına? Kendi kendime konuşmaya başladım. Yok abi, Ne? sen konuşurken yanda böyle konu mankeni gibi durmayayım diye kendimi aşağı Dur, alıyorum. sana anlatıyorum. Eyvallah. Ondan sonra yayıncılıkta sen konu mankeni olmuyorsun. Sen buradaki 1200 kişiyi temsil ediyorsun. Röportaj yapıyoruz burada. Biz konu Tamam. mankeniyiz röportaj yaptığımızda. Yok canım, Al, sen alın size işte, yaptığın alın için. size işte Ali. Adama ekran veriyorsun. İyi kötü 1000 kişi var. Bizim zamanımızda yoktu. Adam diyor ki konu mankeni gibi diyor. Buyurun konuş o zaman. Yorumla. Hadi Halk TV yorumla. Yok abi, nasıl yorumlayayım ben Halk TV? Yani ne Ne iniyorum? demek nasıl yorumlayayım? Sen orada çalıştın. Ya işte sabah Neydi? akşam, biz sabah akşam emek haberleri yaparken orada işçilerin sendikası çalıştığı bir yer. Başka da bir şey söylemeye gerek yok Bir daha bence. söyle bakayım. Ya biz orada sabah akşam emek haberleri yaparken işte sendika mücadelelerinin, işte sömürülen işçilerin asgari ücretin ne kadar düşük olduğunu sabah akşam orada yaparken sendikalı olmayan emek sömürüsünün yapıldığı bir yer olarak görüyorum. Yani daha Ama bence o Cafer dönemi değil. Sen daha önce ayrıldın. yok, ben Cafer döneminde ayrıldım. Cafer kovdu beni. Öyle mi? Tabii. Ya beni kovdu. O beni kovunca Fırat, Can, ondan sonra işte Batu, Melike falan hepsi birlikte istifa ettiler arkadan. Niye kovmuştu seni? Ya işte anlaşamıyorduk zaten. Bize hani habercilik konusunda anlaşamıyorduk ve habercilik dersi vermeye çalışıyordu. Kendisi bir haberci olmamasına rağmen. Ve yanlış olduğunu söylüyorduk biz de her Ama seferinde. benden sonra olmuştu bu olaylar. Ben Tabii, kovulmuştum. senden sonra. Tabii. Sen Ha, daha taksin. gördüğünüz gibi, hayır Ali benden önce kovulmuş olsa çok üzülürdüm. Yani arkadaşı tarafından da kovulmayı başaran birisi olarak. Neyse, bunu şunun için söyleyeceğim. İktidar TRT ile üzerimize saldıracak. Bunu unutmayın. Oo, Nihil Gündek'i çıtaya bak. Bana bak Nihil Gün, gel, yakında sana gerçekten foncu diyecekler. Ha. Bizi fonluyor Nihil Gün. Neyse, şuraya geleceğim arkadaşlar. İktidar TRT'siyle, Kanal D'siyle, Demirören medyasının tamamıyla. Orada aklından bile eleştiriyi geçiremezsin. Göreceksiniz takır 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 nasıl üstünüze gelecekler. Bu Serkan gazetecilerin örgütlenip sendika işini çözememiş olmasının altında çok büyük sebepler yatıyor. Özal döneminde oraya getirdikleri adamlar, Ertuğrul Özkök gibi adamlar orada gazetecileri tehdit ettiler. Sendikalı olanları kovdular. Ondan sonra gazetecilere hiçbir güvence olmadığı için bir lirası olmayan insanları sokağa attılar. Dolayısıyla gazeteciler ondan sonra çok zor durumda kaldılar. O günkü işbirlikçilere bakacaksın. Şimdi de artık çok geç. Neyse bu maddeyi geçelim. Yani Serdar Akinan'ı izleyin derim. Belki izin alırsak yarın o videoyu da veririz.